Bu kuş ağaçtır. İnşaat için kullanılır. Kulübenin çatı için, duvarlar için. Aynı zamanda bundan yapılır kaseler, kutular. Ve bu sanat Batı Sibirya'daki Türkler de var. Yerli Tatarlar da. Ve de burada. Ve üzere çiziyorlar resimler. Büyük bir ağaç görüyorsunuz. Anishinaabe kültürde bunun kabuğunun üstüne bazı resimler yaptılar. Ve o resimler kaydediyorlar tarihi olaylar ve seremoniler. Ve onunla ilgili sanat yapılır. Bir de petroglifler de var. Kaya resimler. Onlar da benziyorlar. Bu huş ağaç kabuğun üzerindeki resimlere. Fakat onlardan daha eski. Ve tabii daha kalıcı. Burada bir tane daha huş ağaç görüyorsunuz. Huş ağacın su, içindeki su da içilebilir. Şurup da yapılır ondan. Evet, bu kaya resim tam göklerin karşısında yazda, bugünlerde akşam saatte bir takım yıldız çıkıyor. Ve bu yıldızlara astronom insanlar Orion yıldızlar diyorlar. Düzlük'teki bölgede yaşayan Kızılderililer o yıldızlara Şefin Eli isim verdiler. Ve Anishinaabekler ona bir gök adam olarak görüyorlar. Kafanın en üst tarafta görüyorsunuz yıldırım bir çizgisi. O demek göklerden güç alıyor. Sonra görüyorsunuz bir eli kaldırıyor ve öbür eli de bir şey tutuyor. Geleneksel hikayeye göre tutuyor. Bu samurdan yapılmış bir çantası. İçine yıldızlar ve onlara kaldırıyorlar ve atıyor bu eli. Şimdi hemen burada sağ tarafta görüyorsunuz yuvarlak bir işaret. Bu yıldız anlamına geçiyor. Aynı zamanda bir çeşit deniz kabuk. Pasifik Okyanus'ta küçük beyaz deniz kabukları bulunur. Buradaki Anishinaabek yerli halk onlara takas ve ticaret yaparak aldı. Ve onlar çok değerliymiş. Buradaki yerli halk için. Beyaz olduğunu için ve parlak olduğunu için yıldızlara benzettiler. Ve onlara yıldız deniz kabuk diyordular. Bir Anishinaabek geleneksel hikaye göre onlar yolculuk yaptılar. Atlas Okyanus sahilden büyük göllere, buradaki bölgeye ve göklerde bir yıldız onlara yol gösterdi. Ve o yıldızı benzettiler o Pasifik Okyanus'taki deniz kabukları. Yıldız kabukları bunlardır. Görürsünüz parlaklardır. Bunlar ilgili sanatçılar bir desen yapıyorlar. Ve bunun konusunda size anlatmak istiyorum. Bu bölgede bir sanatçı adam yaşıyordu. Miskvavabik Animik. Görüyorsunuz ormanlık bölge. Ve burada ormanlık Kızılderili kültür. Miskvavabik Animik bakır yıldırım kuş demektir. Ve o dedesiyle yaşadı beraber. Dedesi
kanmış. Ve dedesi ona tüm kaya resimleri ve kuş ağaç kabuk üzerindeki resimleri kendi bölgede anlattı. Ve kültürü iyice dedesinden öğrenmiş. Sonra ileride hayatta çok hastalanmış. Hastaneye gitmiş. Orada az kalsa ölecekti. Ve rüya gördü. Rüyada gördü kendini, kültürü savunuyor. Resim yaparak, sanat yaparak. Ve sonra sanatçı oldu ve bu bölgede, ormanlık bölge sanat, kültür kurucusu Miskovabik Animik. Evet, görürsünüz en üstte burada bu işaret şaman anlamına geçiyor. Sonra bir yıldırım kuş ve burada bir yılan. Yıldırım kuş göklerde ve yılanlar yerde veya yerin altta ve bakır yıldırım kuş dediğin zaman da demek yıldırım kuş gökler sahibi olan bir de yer içinde veya yer altta bakır renkli sahibi olanlar onlar içinde de geçiyorlar. O zaman bakır yıldırım kuşun isim hem gök hem yeri kuşatıyor. Ve burada altta bir resim daha var. Görüyorsunuz kuş ve yanında altta bir hayvan. O bir kurt. Ve bu Miskovabik Animik'in kardeşi kurt. O burada yakında oturuyor ve yaşıyor. Ama Miskovabik Animik vefat etmiş 2007'de.